kadarıyla. Sıla Hocam, ben hep bir Türk varyantı var mı diye soruyorum. Çünkü Türkiye'deki verilere baktığımız zaman bizdeki virüsün ya bizim genetik yapımızdan veyahut da bizdeki virüsün bir varyant olmasından kaynaklanan, bilemiyorum ben ne olduğunu, ama farklı bir tabiatı var gibi geliyor. Bir, Türk varyantı var mı? Ya da buna ilişkin bir takım MR'ler var mı? İki, bir Hindistan varyantından söz etmek mümkün mü? Niye diyorum bunu? Çünkü Hindistan'da vaka sayılarında müthiş bir artış var. Günlük 300 bin, 500 bin vakalara doğru gidiyor Hindistan. Paralel olarak ölü sayılarında da artış var. Ve Hindistan bir de kendisi de bir aşı üretti. Bizim virüsün durumu ne? Bir Türk varyantı ya da Türkiye'de hangi varyantlar artıyor? Çünkü bizde hep İngiliz varyantı artık yerel oldu diyorduk. Acaba diğer varyantlar da girdi mi burada? Ve Hindistan durumu bizi nasıl etkiler? Şimdi Türkiye varyantı olması çok olası. Henüz daha adı konmamış olsa da. Çünkü çok kontrolsüz bir çoğalma içindeyiz şu dönemde. Çok yüksek sayılara ulaştık. O yüzden de sekanslama ile ilgili bizim üniversitede de yapılan bir çalışma var. Bununla gibi çalışmalar başka yerlerde de yapılıyordur ve mutlaka hepsi birleşecek diye düşünüyorum. Ve mutlaka bu sekanslamada zaten İngiliz varyantı diye bizim şu anda hakim olan varyantın aslında bir şekilde birkaç tanesinde de E484K dediğimiz Güney Afrika varyantı da içerdiği görüldü. Yani bir sürü mutasyon da içeriyor. Tabii bunlar tek bir tane mutasyon çoğaldı ve bu gidiyor, bu kol diyebileceğimiz bir Türkiye varyantı olmayabilir ama oraya evrilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu ikisini bir araya getiren bir virüs varyantları içeren hastalardan izole edilmiş örnekler oldu. Ve bu bize zaten böyle bir şey bekliyoruz, olabilir. Ama virüs o kadar çok, yani 4 tane proteini var. Her birinde bir sürü esas mutasyonlar geçiriyor. Esas olarak spike'da geçirdiklerini bizim için biraz daha önemli oluyor. Çünkü onu tutunduğu ve işte bize daha fazla yaşayabileceği bir ortam sağlıyor. O yüzden de Türkiye varyantının tam adı konmamış olsa da bu sekanslamalar arttıkça konacaktır. Çünkü bizim yaptığımız çalışmada da bizde Hakan Sağlı genetik bölümünden yaptı işte 56 tane örnekteki sekanslamada İngiliz varyantı diye geçtiklerimizin içinde Güney Afrika mutasyonu, önemli olan bir mutasyonun da içinde olduğunu gördük. Hindistan'a gelince Hindistan çok ayrı bir yerde gidiyor ve gerçekten çok vakaları yüksek ama onlar birkaç tane aşı uyguluyorlar. Bir tanesi inaktif aşı. Hepsi Hindistan hükümeti kendi tarafından. Üretimi. Evet, onaylanmış aşılar. O inaktif aşı ama bizim inaktif aşı gibi değil. Bu Wuhan'daki biz şu anda kullanılan aşıların hepsi Wuhan'daki virüs üzerinden gidiyor. Ama virüs geçen Temmuz Ağustos gibi önemli bir mutasyon geçirmişti ve bütün bu mutasyonların aslında en temelini oluşturuyor. O işte D614G dediğimiz mutasyon aslında fitness kazandırdı. Virüsün biraz daha sağlam durmasını ve yaşam şartlarını uzattı diyebiliriz ya da kolaylaştırdı. Ve o mutasyonu bir hastadan izole ederek onun üzerinden Hindistan böyle bir aşı geliştirmiş durumda. Aslında isterseniz mutant yani en yeni aşı aslında Hindistan'daki. Evet, aslında o ve onu kendisi şu anda uyguluyor. Şu anda durumu çok kötü olabilir. Çünkü Hindistan'da çok da tuhaf bir varyant var. Bir Kaliforniya varyantı dediğimiz bir kol var ki o immün sistemden de kaçabiliyor. Yani immün sistem onu yabancı, yani bizim vücudumuz onu immün sistemimiz onu yabancı olarak algılamayınca... Kanser gibi yani. Evet, savaşmıyor da. Böyle bir mutasyon var Kaliforniya ayağında. Bir de Güney Afrika'da da biliyorsunuz antikordan kaçma mutasyonu vardı. Bu iki mutasyonu içeren bir çifte mutasyon var Hindistan'da. Ve bu Hindistan... Tam bela yani. Çok tehlikeli bir şey. Gerçekten çok tehlikeli. Ve mesela bu şu anda kapanmalar içinde konuşurken aslında Hindistan'da da böyle bir olayın olduğunu ve bize gelebileceğini hep düşünmemiz lazım. Yani nasıl İngiltere'de oldu... Belki de Hindistan'da bütün bağı kesmek lazım bu aşamada. Gibi düşünüyorum ben de. Çünkü İngiltere'deyken de biz onu 2 ay içinde varyant haline geldi İngiltere'de. İşte Hindistan'daki durumda bize gelirse bize zaten karışık bir durum var şu anda. Yani bence ikisini de içeren yani İngiliz varyantından bir parça ve Güney Afrika'dan da içeren bir parça zaten var ve belli bir yere zaten evriliyor muhtemelen. Ama Hindistan oldukça önemli bir problem. Fakat o problemi o kendisi değişik bir inaktif aşıyla aslında şu anda Ocak'tan beri yaparak görecek ve onunla birlikte hem faz 3'ü hem de devamını aslında yayınladığında anlayacağız. Ama şu anda orada uygulama için onay aldı Hindistan'da. Hindistan aşısı yeni varyantlara, yeni mutasyonlara uygun olarak üretildi ve şu anda da o yüzden orada oldukça başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Yani tam değil çünkü ilk mutasyonu, o fitness kazandı ilk mutasyonu içeriyor. Yoksa şu andaki bu Güney Afrika'ya vesaireye çok da dayanıklı olmayabilir ama sonuçlarını göreceğiz. Orada en azından
bir hastanın izole edilmiş bir virüs kullanılıyor. O virüs de bütün bu varyantların aslında en başındaki ilk mutasyon. Virüsün aslında bütün bu değişimlere kapıyı açan ilk mutasyon. Ama tabii ki bu Güney Afrika için diğer mutasyonları içermiyor şu anda. Peki bu 17 günlük kapanma ne getirir ne götürür? Yani bir faydası olur mu yoksa daha mı uzun olmalıydı? Paralelinde ne yapmak lazım? Yeter mi? Çünkü şöyle işler var. Özellikle bana da yönelik, tabii size de yönelik. İşte felaket tellalları kazandı. Dünya açılırken biz kapanıyoruz. Şimdi dünya kapanırken de biz açıktık yani. Ve hata da oradaydı zaten. Bugün kapanmamızın sebebi dün kapanmamış olmamız. Ama bu cahil takımını anlatmak zor olduğu için. Ne diyorsunuz siz? Bu yeter mi? Süre iyi mi? Nasıl? Yani şu anda bence kapanmak zaten çok şart bir dönemdeydik. Çünkü 3. dalgada gerçekten çok yüksek sayılar. Şimdi bu 37 bin, 38 binlerde çok gerçek değil diye düşünüyorum. Çünkü 268 bin test yapılmış. Yani 320 bin test yapılıyordu. Gene o şekilde test yapıldığımızdaki sayıya bakmak lazım. Yani o yüzden de çok aslında azalma var. Yani bu hissedilir bir azalma var. Önlemler mutlaka işe yarıyor. Ama bu önlemleri ne kadar yaptığımızla ilişkili, ne kadar yani bittikten sonra, bu kapanma bittikten sonra gene aynı şekilde yaşamaya devam etmeliyiz. Evet. Yani şu anda çünkü problem çözülmüş değil, uzun soluklu bir şey bu. O yüzden de böyle şu andaki kapanma her şeyi bitirecek, sonra tamamen açılacağız gibi de algılamamız gerekiyor. Bu önlemlerle, aşıyla, bütün bunların hepsini birlikte yaparsak ancak bir yere varabiliriz diye düşünüyorum.